Evet Hayri'cim, her güzel şeyin bir sonu gelirmiş değil mi? Sen de kendi sonuna hazır mısın? Murat abi, gözünü seveyim abi. Vazgeç abim. Abim yalvarırım, Kadri babaya söyleme abi. Geçeceksin o iş Hayri. Geçeceksin. Bittiniz. Oğlum sen de niye önümüze geçiyorsun lan? Sanki Kadri'ye söylememi istemiyormuş gibi. Ya Cansu, sen böyle fingir dersen cezasını bunlar çeker. Gördün mü? Ay Murat, Murat lütfen. Bak sana dedim, senden öncesi Murat, lütfen. Vallahi izleyiciler coştu Cansu. Sen yorumları okudun mu bilmiyorum ama öldür onu. Sopayı kaybet onda diyenler dolu. O yüzden yapacak bir şey yok. İradeye saygı duymak lazım değil mi? Ay Murat, yapma yapma. Onlar yanlış yazmıştır. Oha, bu nasıl oldu ya? GTA usulü fizik kuralları. Çok takılmamak lazım. Aha, Kadri baba orada. Gel bakalım. Hayri. Gel. Ulan. Takip et. Kaçmayın vallahi döverim. Gel lan buraya. Gel. Şuna bakın. Ben bunu bir tur daha dövdüm. Siz görmediniz tabii. İyi yamultmuşum değil mi? O otogaleri işini de bir düşün tamam mı? Ora bana lazım. Aklımda bir isim var. Ayrıca fırıncı İbo'dan ne haber? Bugün bitiriyor muyuz işini? Aksi efendim. Siz hiçbir endişe etmeyin. Fırıncı İbo bugün fırının dibini boylayacak. Harika. Bugün moralimi hiçbir şey bozamaz. Babayı bozamaz. Kadri baba. Selamın aleyküm. Ne yaptın lan Fransız? Nasıl gidiyor? Kadri baba. Bir maruzatım var. Ah işte. Aslanlar aslanı. Yiğitler yiğidi. Kaplan... Oğlum biraz büyü lan büyü. Yiğit damadım geldi. Görüyor musun şoförüm? Göremiyorum efendim. Çok küçük. Lan bana bak oğlum. Neyse. Şimdi konu sen değilsin. Kadri baba, bu senin eleman var ya. Hayri? Lan? Ne oldu sana böyle? Bir araba dayak yemiş gibisin. Aynen öyle oldu Kadri baba. Bir araba dayak yedi. Nasıl oldu bu Murat? Nasıl? Benim en sevdiğim adama kim dayak atabilir ha? Onun ben kafasını kopartırım lan. Ben Kadri baba. Ben dövdüm. Sen mi dövdün? Murat ne diyorsun oğlum sen? Niye dövdün? Murat ben içeri gidiyorum. İçeri gidiyorsun öyle mi? Sen nereye gittiğini sanıyorsun Cansu? Hey şşt! Bana bak gel buraya gel. Yaklaş. Bu konu seni de ilgilendiriyor gel. Kaçamazsın. Kadri baba. Ben mi anlatayım Cansu sen mi? Ne oluyor Murat? Korkutuyorsun beni oğlum. Cansu ne anlatacakmışsın bana? Murat yalvarırım. Ne istersen yaparım Murat. Murat yalvarırım. Ne istersem zaten yapacaksın. Zaten elimdesin lan. Murat kulun köpeğin olayım yapma. Yapma Murat. Cansu anlat. Ben bu ortamdan hiç haz etmedim. Bir şeyler dönüyor ama. Kadri baba. Cansu ve Hayri beni aldatmışlar Kadri baba. Bir dakika. Lan kalbim tekledi resmen. Nasıl yani Murat? Kadri baba bu ikisi. Dilim varmıyor Kadri baba. Anlamışsındır. Lan sen ne diyorsun? Bana bak Fransız. Şu Hayri'yi içeri götür. Cansu sen de geç. Hadi. Babacığım açıklayabilirim. İçeri geçmezsen o güzel kafanı dağıtacağım. Geç içeri. Ah lütfen Cansu Hanım. Yürüyün yürüyün. Gel lan sen de buraya. Yamutsuz. Gel bakayım. Ne yaptınız oğlum lan siz? Bittiniz manyak mısınız? Gelin lütfen Cansu Hanım. Murat oğlum emin misin lan? Şş bana bak. Hayri benim en sevdiğim adamımdır ha. Emin olmasam buraya gelir miydim Kadri baba? Gözlerimle gördüm. Bunları dinledim. Kadri baba. Cansu beni aldatmış. Ulan. Tam fırıncı İbo'dan kurtuluyordum bugün. Dedim artık rahatız. Moralimi hiçbir şey bozamaz. Eminsin değil mi? Eminim Kadri baba. Ben bir şey yapmak istemedim. Sonuçta Hayri senin adamın. Akıbetini sen belirle istedim. İyi düşünmüşsün oğlum. Önce videonun girişi gelsin. Ben sonra ne yapacağımızı söyleyeceğim sana. Lan ben sana oğlum dedim. Sen bana bu ihaneti nasıl yaparsın Hayri? Senden kan alacağım kan. Senden kanım olsun Neyse video girişi gelsin. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Murat'ın hayatına devam ediyoruz. En son hatırlar mısınız bilmem. Muhtemelen hatırlarsınız. Çünkü güzel bir anı değildi. Hayri'nin bizi aldattığını, daha doğrusu Cansu'yla aldattığını, yani bizim sevgilimizle bunu öğrenmiştik ve Hayri'nin cezasını bir sonraki bölüm vereceğimi söylemiştim. Bugün arkadaşlar Hayri'nin cezasını kesiyoruz. Şimdi Murat gördüğünüz gibi Kadri Baba'ya söyledi ve Kadri Baba acayip şaşırdı. Çünkü Hayri'yi evladı yerine koyuyordu. Bakalım Kadri Baba nasıl bir ceza verecek? Hadi başlayalım. Adamı duydum Murat. Ben Hayri'ye oğlum dedim lan.
Oğlum. Olur öyle Kadri baba. Adam sandın eşeğe, alnına değdi... Neyi değer lan eşeğin? Çabuk bir şey uydurun bana. Alnına değdi kulakları. Kulakları büyük ya. Olmadı ama hadi neyse. Bu getirdiğin haber gerçekten beni şaşırttı Murat. Gerçekten. Hayri'den hiç beklemezdim. Asla. Anladım Kadri baba. Hayri'yi çok seviyordun. Ama ne yapacaksın? Cezası ne olacak? Murat, ben sana Hayri'nin hikayesini anlatmış mıydım oğlum? Hayır. O zaman iyi dinle Murat. Anlatayım. Yıllar yıllar önceydi Murat. Bir gün yine pavyondayım. Bir baktım orada bir sürü kız. Böyle dans ediyorlar falan, takılıyorlar falan. Neyse işte. Orada bir baktım bir çocuk. Dans ediyor. Bu ne biçim hikaye lan? Pardon bu o değildi lan. Bir dakika. Böyle değildi. Benim kafa o zaman güzeldi ya. Pek hatırlamıyorum Murat. Şimdi hatırladım pardon. Bir gün arabamla sokağın ortasından geçiyordum. Bir çığlık duydum Murat. Bir baktım. Ne göreyim? Alexis Texas. Lan dur onu nereden göreceksin oğlum? Sokağın ortasında nereden bulayım ben onu? Bir baktım. Ağlayan bir çocuk var. Başında da böyle 3 tane zebellak gibi zenci. Dedim beyler yovya ne oluyor burada? Bana bıçak çektiler Murat. Dediler kimsin sen dayı? Çizeriz şeklini. Lan dedim ben Kadri. Belediyenin temizlikçisi Kadri. Böyle mi dedin lan cidden? Belediyenin temizlikçisi ne oğlum? Lan o zamanlar hademeydim oğlum belediye binasında. Ne yaparsın? Vekille sonradan yükseldim. Seninki yükselmek değil uçmak lan. Nasıl başardın? Torpi. Yani emeğimle oğlum. Emek. Ona o kadar eminim ki. Neyse lan hikayeyi bölme. Ben dedim belediyenin dedim. Asli kadrosunda hizmet veren temizlikçisi. Bu çocuğu bırakın. Yoksa size sopa monte ederim dedim. Baktım zenciler kaçıyor. Nasıl lan? Temizlikçiden korktular mı? Yok be oğlum. Oradan baktım narkotik ekipleri geliyor. Bunlar için geliyorlarmış. Bunlar da anlarsın ya. Hani böyle köprü altı. Kadri baba bu hikaye nereye bağlanacak çok merak ettim çok. Baktım Hayri ağlıyor. Dedim senin adın ne? Dedi Hayri. Sen kimsin dedi. Ben dedim Kadri. Kadri baba dedi. Beni dedi yanına al Kadri baba. Senin en sadık adamın olmak istiyorum Kadri baba. Vay be. Bir ömür geçmiş ha. Sonra? Baktım şöyle suratına. Lan dedim bundan bir cacık olmaz ama ben yine de alayım. İşte o gün bugündür yanımda Murat. Severim keratayı yani. Kadri baba. Sen ağlıyor musun Kadri baba? Ağlamıyorum Murat. Gözüme soğan kaçtı. Gözüme soğan mı kaçtı? Gözüm lan gözüm. Ya Kadri baba soğanı nereden buldun lan? Ben bulurum. Cebimde her zaman bir tane soğan taşırım. Erkek adamın her zaman bir soğanı olacak. O ne lan öyle? Neyse. Kıssadan ise Murat. Anlayacağın Hayri'nin ölmesi beni derinden etkiler oğlum. O yüzden kararı sana bırakıyorum. Bu kararı ben verirsem gerçekten üzülürüm. Nasıl lan? Şimdi topu bana mı attın? Ne kararı verirsen arkandayım oğlum. Her türlü desteklerim. Maddi, manevi ne istersen. Ama benden Hayri'yi öldürmemi bekleme. Bizim duygusal bir bağımız var. Lan senin kızınla bağ kurmuş zaten. Şimdi Murat doğru oturup eğri konuşacaksın oğlum. Malum benim kız yollu. Doğru. Ne yapayım oğlum GPS takıp takip edecek halim yok ya. Sen bu aldatma olayında Cansu'yu suçlu buluyorsun. Hayri'ye itimadın tam. Yani şimdi Murat bu boyla sen bile yani Cansu'ya tav olduysan bir de Hayri'yi düşün lan. Doğru. Resmen cennetten kovulmuş bir melek gibi. Yani Hayri'ye kızamıyorum. Aşık olmuş olabilir. Ne kararı verirsen arkandayım Murat. Bunu hiçbir zaman unutma. Ya şimdi sen öyle deyince benim de pek bir şey diyesim gelmedi. Sonuçta bu Cansu değil mi? Beşir'le de takıldı lan. Beşir'i öldürdün mü? Hayır. Hayri'nin ne günahı var? Sana güveniyorum damat. En güzel kararı vereceksindir. Oğlum Fransız. Getir Cansu'yla Hayri'yi. Kararı verilecek. Getir. Lütfen beni takip edin. Zaten mecbur edeceksiniz. Elimde silah var. Murat Bey. Getirdim efendim. Kadri Bey. Murat Bey varacak değil mi kagağı? Kagağı ne lan? Ben Fransız ya. Kagağı diyorum ona. Kagağı. Yok. Lady Kagağı. Hadi çekil şöyle çekil. Dua edin damatsınız. Yoksa ağzınıza... Buyurun efendim. Oo Cansu. İdama götürülürken bile süslenen kadın falan. Cansu hayırdır? Saçları falan bir beyaza boyamışsın. Kız ne kadar hızlısın sen. Ay Murat. Beyaz teslimiyeti. Siyah beyazsa teslim olup olmayışı temsil ediyor. Ben burada felsefi bir vurgu yaptım. Zaten işin gücün vurgu. Başka bir şey yapmayı bilmiyorsun ki. Efendim? Yani Hayri.
Seninle ilgili nihai kararım... Evet Murat abi. Hayır, seninle ilgili nihai kararım... Evet. Kadri baba, yardım et. Vermeyince Mabut, neylesin Sultan Mahmut? Yapacak bir şey yok Hayri. Murat'a bıraktım. Hayri, seninle ilgili nihai kararım... Ay hadi be, sabah kuşağı programları gibi... Tan ta ta tan tan ta ta tan, evet söyle. Lan 2 dakika aksiyon yaptırmadınız ya. Hayri, yaşamana izin veriyorum oğlum. Yaşa lan. Nasıl yani Murat abi? Yani yaşamana izin veriyorum Hayri. Özgürsün. Yalnız benim yanımda özgürsün. Bundan sonra dibimden ayrılmayacak, sürekli bana hizmet edeceksin. 7/24. Allah senden razı olsun abi. Murat abim, hizmetindeyim abim. Abim ne istersen. Lan tamam oğlum, öyle eğilip durma. Hadi arabaya geç, okula götüreceksin bizi. Bundan sonra şoförümüzsün. Allah senden razı olsun Murat abi. Allah senden razı olsun. Nasıl istersen abim. Affetti lan beni, oha. Abimsin. Ay benim koca gönüllü aşkım. Yüreğin çok büyük Murat. Seni öpmek istiyorum. Baban var baban. Biraz terbiyeli ol kız. Aferin damat. Güzel cezalandırdın. Hayri'yi yanında tutuyor ki hep birlikte olduklarını görsün. Cansu'yla mutlu anlarına şahit olsun. Daha çok acı çeksin. Hem de öldürmedi ki benim gönlüm hoş olsun. Bu damat sanıldığından zeki. Cansu, bundan sonra dizimin dibinden ayrılmak yok. Ben ne zaman eve gel dersem geleceksin, git dersem gideceksin. Her saat rapor vereceksin. Anladın mı? Ay sen ne dersen Murat. Ne dersen. Her saat başı bana telefondan mesaj göndereceksin. Neredesin? Kiminlesin? Ne yapıyorsun? Bileceğim. Ay tabii ki aşkısı. Nasıl istersen. Başka? Hizmette kusur etmeyeceksin. Saygılı olacaksın. Beni görünce başını yiyeceksin. Abartma lan. İstiyorsan pasaportu da teslim edeyim. Tasmatak gezdir. Bu neymiş be? Tamam o biraz fazla oldu. Ama bundan sonra ne yaptığını bileceğim. Tamam mı? Ay sen nasıl istersen küçük prensim. Emrindeyim. Aman diyeyim. Sus kızım sus. Babayın yanında öyle şeyler söyleme. Aşkımsın. İstediğimi söylerim. Ulan var ya, bu tatlı dilin yüzünden sana hiçbir zaman kıyamayacağım Cansu. Hiçbir zaman. Aferin damat. Karar dediğim budur. Takdir ettim seni. Eyvallah Kadri. Biz de mürekkep yalamış adamız yani. Okula boşa gitmiyoruz lan. Adaletten, hukuktan anlarız yani. Durduk yere bir günahsızın başını yakma. Kadri mi? Ulan sana buradan tekmeyi bir korum. Var ya, buradan ta İstanbul'a kadar ikinci Marmaray olursun. Tüneli yaparım lan senden. Ne biçim konuşuyorsun lan? Tamam ya Kadri baba, pardon. Yerini yurdunu bil oğlum. Bak sana buradan bir korum. Amerika Türkiye arası hızlı tren olursun. Akıllı ol lan. Ya tamam. Tamam Kadri baba. Özür dilerim. Neyse canım. Keyfim yerine geldi. Cansu, bunu unutmayacağım biliyorsun değil mi kızım? Ay size karşı çok mahcup oldum saygıdeğer pederciğim. Size kendimi affettirmek isterim. Akşam size masaj yapayım mı? Omuzlarınızı ovayım. Akşam burada olmayacaksın sevgili kızım. Seni gönderiyorum. Ay yalvarırım peder. Lütfen beni cezalandırmayın. Lütfen peder. Ceza değil kız. Ne cezası? Oğlum Murat, sen şöyle 2 dakika gelsene. Gel lan gel. Aslında bu boylarda olsan fena olmaz Cansu. Erişmesi kolay olur ama neyse. Buyur Kadri, yani Kadri baba, buyur. Damat, sizin için çok güzel bir ortam ayarladım. Kızımı al, kampa götür. Ne zamandır romantik bir akşam geçirmiyordunuz? Harbi mi lan? Kızınla beni, baş başa, kampa mı göndereceksin? Aynen öyle. Ne oldu? Kadri baba, bana güvenmen onure etti beni ama. Yani... Bir kız babası olarak biraz garip değil mi? Lan kızı kuzulatmışsın, daha ne yapacaksın? O da doğru lan. Zaten hamile değil mi? Tabi lan. Bundan böyle müstakbel karın sayılır Cansu. O yüzden istediğini yaparsın. Sonuçta kocasısın. Vay be, eyvallah Kadri baba. Sağ ol. Şşş, nereden çıktı lan bu? Doğru söyle. Şşt lan, bana şşt şşt deyip durma. Koyun muyum oğlum ben? Bir tane vururum. Tamam ya tamam. Kadri baba, hayırdır? Murat, bu gece harekete geçip... Fırıncıyı boyu piyasadan sileceğim. Kızım güvende olsun istiyorum. Onu götür. Anladım. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Kızımın yanında ol yeter. Bu iş bittiğinde sana çok büyük bir sürprizim olacak. Çok. Öyle sevineceksin ki. Allah Allah. Hadi ya. Neymiş? Sana bir mekan açacağım. Mekan. Nasıl mekan? Pavyon mu? Lan aklın fikrin pavyonda. Öyle değil lan. Namuslu. Temiz bir dükkan. Ama ben okuyorum. Yani
Senin çalışman, okumana engel değil ki. Sen daha iyi bilirsin Kadri Baba. Ne diyorsan o. Neyse neyse. Bak adres bu kağıtta yazılı. Kızımı götür. Güvende olsun, tamam mı? Hayri de başınızdan ayrılmasın. Ne yapmaya çalıştığını anladım kerata. Harbi mi lan? Aklınca Hayri'yi kıskandıracaksın değil mi? Onu kullanacaksın. Cansu'yla mutlu olup acı çektireceksin. Aynen Kadri Baba. Doğru anlamışsın. Aferin damat. Aferin. Akıllı bir adam nerede ne karar vereceğini bilir. Sevdim seni. Neyse Kadri Baba. Bana müsaade o zaman. Malum gideceğimiz bir yer var. Cansu. Kampa gidiyoruz kız. Ay okul. Ben bakanlıkla konuştum. Size izin yazdılar. Ay harikasın baba. Fırıncı bu. Bugün tarih olacak Murat. Tarih. Çok sevindim Kadri. Hadi göreyim lan seni. Hadi aslanım benim. Gel bakalım Cansu. Vay lan. Oğlum bana dükkan açacakmış lan. Acaba ne dükkanı? Lan acayip merak ettim ha. Durun şöyle oturalım. Hadi bakalım. Pende silah ne geziyor lan? Envantere sıkışmış. Oyunun azizliği. Hayri al şu silahı. Eyvallah. Ver Murat abi. Haydi bakalım Hayri. Gidelim. Hayatım. Baban bizim için güzel bir sürpriz yapmış değil mi? Ay katılıyorum Murat. Seninle birlikte romantik bir akşam. Ay. Vallahi öyle. Hadi bakalım Hayri. Cansum. Murat. Cannesü. Beşir böyle diyordu değil mi lan? Ah ulan ah. Sevdiğim kız başkalarının kollarında. Ah kol olsa acımayacağım da. Sosis kadar kolu var. Küçücük. Şey mi dedin Hayri? Yok Murat abi. Ne kadar mutlu bir çiftsiniz diyordum ya. Allah ayırmasın. Eyvallah Hayri. Ben zaten çok severim onu çok. Ulan ya. Öldürseydin daha iyiydi Kadri Baba. Niye öldürmedin ki? Neredeyse geldik. Hayri dur oğlum dur. Dur Hayri. Şu kenarda dur lan. Şşt tamam. Oha lan arabadan direkt indi. Hayri sağ ol. Gel Cansu gel. Gel bak gel. Ne manzara var gel. Buyur Cansu yenge. Ay teşekkürler Hayri teşekkürler. Ay Murat. Ne oldu? Neden burada durduk? Kampımız ileride değil mi? Evet öyle de. Ben şöyle bir manzaraya bakalım dedim. Nasıl? Ay gerçekten çok güzel. Çok. Ama senin kadar değil. Hayri gel lan buraya gel. Buyur Murat abi. Buyur abim. Nasıl yardımcı olabilirim abi? Hayri beni bir kaldır lan. Anlamadım abi. Oğlum beni bir kaldır. Böyle nasıl abi? İyi mi? Çok iyi Hayri. Çok. Ay gerçekten güzel manzara. Ay Murat. Ne yapıyorsun Hayri'nin kucağında? Anlamadım. Boylarımız eşit olsun diye yaptım Cansu. Ay o niye? Malum. Kapanış yapacağız ya. Şöyle öpücüklü bir kapanış yapalım değil mi? Ha, öpeceksin yani. Evet. Tuttuğunu öp. Ay kim demiş onu? Birinci Elizabeth. Ay ismini nereden aldığını çok iyi anladım şu an. Çok iyi. Ha tabi Cansu tabi anlarsın. Gel bakayım. Ay bu gerçekten harika bir kapanış olacak Murat. Oo olamaz. Gözlerimin önünde öpüşüyorlar. Ben buna dayanamam. Neyse Hayri. İndir beni indir. Tamam. İyi indirdim Murat abi. Neyse. Kampımıza gidelim değil mi? Cansu. Bu video nasıldı sence? Ay bence çok güzeldi. Herkes sevmiştir. Tabii Hayri'yi affetmene biraz kızacaklar ama. Hiç sanmıyorum. Aksine mutlu olacaklardır. Hayri'yi hemen öldürseydim acısından kurtulmuş olurdu. Şimdi acı çekecek. Nasıl fikir? Zekice değil mi? Bu kabul edilemez. Resmen bana hakarettir bu. Acı çektiriyor Murat abi. Nasıl dayanırım siz söyleyin. Evet arkadaşlar bir videonun daha sona geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi bugün Hayri'den intikamların kralını aldık ve cezasını verdik. Murat öyle bir ceza düşündü ki bence ölümden daha güzel. Siz ne düşünüyorsunuz? Cezası sizce iyi mi? Gördüğünüz gibi çok romantik bir de kapanış yaptık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba Ece merhaba. O ne lan? Oğlum. Tavuğa bakın lan. Yazık oğlum. Hasan. Günaydın Hasan. Hasan mı? Günaydın baba. Hasan'la tanışmıştın değil mi? Hasan Tavukçuk. Adını Hasan koydum baba. Oğlum Tavukçuk'un adını niye Hasan koydun? Niye koymayayım ki baba? Hasan kötü bir isim mi? Oğlum kötü bir isim değil de. Sen Hasan ismini nereden buldun? Hangi Hasan bu? Sana basa... yani... bilmem baba. Öyle aklıma geldi. Baba. Şşş. Ece ablayla he? Kardeş geliyor mu? Lan eşek sıpası. İyi ya iyi. Yapmasan yapma Allah Allah. Hasan. Hadi gezelim. Hakkı Junior.
Evladım, bu tavuk bizim yumurtacımız. Anladın mı? Ayrıca bu bir dişi. Yani? Oğlum, Hasan erkek ismi lan. Lan etrafta zombiler geziyor. Takıldığın tek şey Hasan mı? Acayip haklı lan. Doğru. Hasan, seninle deri yüzmece oynayalım mı? Ben senin tüylerini koparayım Hasan.